notlarının alınması sıklıkla tartışılan ve hastalarımızın da bize sıklıkla sorduğu bir soru. Lenf notlarının alınmasının amacı nedir? Öncelikle bunu ortaya koymak gerekiyor. Biz bunları hastamızla ameliyat öncesi uzun uzun tartışıyoruz. Neden lenf notlarını alıyoruz? Amacımız ne? Ne fayda bekliyoruz ve zararları ne? Lenf notlarını alırken bizim iki tane amacımız var aslında. Bir, hastalığın potansiyel yayılma yerleri oldukları için oradaki hücresel hastalığı çıkarttığımızda acaba hastamızın nüksetme oranlarını azaltabilir miyiz? Bu birinci amacımız. İkinci amacımız ise hastanın gerçek evresini belirlemek. Eğer örneğin bir rahim ağzı kanserinde ya da rahim kanserinde biz rahimi aldık, patolojiye gönderdik, orada bir tümör saptadık. Acaba lenf nodlarının durumu ne? Eğer lenf nodlarının durumunu bilmeden gerçek evresini bilmemiz mümkün değil çünkü. Peki evresini bilsek ne olacak? Evresini bilirsek hastaya ek tedavi gerekip gerekmediğini ortaya koyacağız. Yani özetle biz lenf nodlarını alırken iki yarar bekliyoruz. Bir, sağ kalım avantajı. İki, gerçek evrenin belirlenmesi ve buna göre ek tedaviler. Peki zararı var mıdır? Elbette ki lenf nodlarının çıkarılmasının bir takım yan etkileri olabilir. Kısa dönemde ve uzun dönemde. Ameliyat esnasında teknik olarak lenf nodlarının çıkarılması tecrübeli ellerde hemen hemen hiçbir sorun yaratmaz. Ama uzun vadede lenf nodlarının çıkarılması özellikle alt ekstremitede yani bacaklarda şişliğe sebep olabilir. Biz buna ödem diyoruz, lenf ödem diyoruz. Ve bu lenf ödem bazen bazı hastalarda gerçekten hayat kalitesini bozacak kadar fazla olabiliyor. Dolayısıyla lenf nodu diseksiyonuna karar verirken de ne az ne çok. Gerektiği kadar lenf nodu diseksiyonu yapmamız gerekiyor.